Sevap TV'den tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda A4 fotokopi kağıdını A5 fotokopi kağıdına nasıl çevirebiliriz? Bıçak, makas kullanmadan nasıl çevirebiliriz? Bu konu hakkında olacaktır. Öncelikle bir tane A5 kesen makine temin ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu A5 kesen makinamız her türlü kağıdı kesebilir A4 kağıdını. Bunun limiti 10 adet, yani 10 sayfa kağıt alır. 10 sayfadan fazla koymamaya özen gösterelim. 10'dan az olsun ama 10'dan fazla olmasın. Elimize ortalama 7, 8, 9 gibi A4 kağıdı alıp ve etrafına bakıyoruz. Sayfalar karışık mı, uzun mu, inceli şekilde mi, kaymış mı diye bakıyoruz. Kaymışsa eğer ne yapıyoruz? Şöyle eline düz zemine, sonra boyuna düz zemine vuruyoruz. Her tarafı eşitliyoruz. Eşitledikten sonra makinamızın karşı tarafına önce alttan geçiriyoruz, kesim bölümüne. Geçirdikten sonra karşı tarafa bakıyoruz. Düz mü? Düz. Sol tarafa bakıyoruz. Düz mü? Orası da düz. Aşağısı düzse aşağısı düz. Bir kontrol yapıyoruz. Her şey dört dörtlükse A4 kağıdımız A5'e dönüşmeye hazırdır diyoruz. Sol elimizde A4 kağıtları tutuyoruz ki kaymasın, kağıtlarımız yamuk kesilmesin ve kolu orta şekerli bir şekilde, fazla incitmeden, çünkü kolu kırmamak için incitmeden kolu güzel bir şekilde indiriyoruz. A5 kağıdımız hazırdır. A4 fotokopi kağıtlarımız görmüş olduğunuz gibi A4'e dönmüş bir şekilde. Tekrar ikinci bir kesimi yapalım. Evet, kağıtlarımız neydi? Kaymıştı. Kaydığından dolayı biz ne yapıyoruz? Düz bir zemine eline boyuna vuruyoruz ve tüm dört tarafını da eşitliyoruz. Ama almış olduğumuz kağıt bu sefer fazla. Kaçtan fazla? 10'dan fazla. Tahmin olarak. Hissediyoruz çünkü bunu. Gramajı fazla. O zaman biz ne yapalım? Bundan biraz eksiltelim. 7, 8, bilemedim 9 yapalım. Tekrardan eşitliyoruz kağıdımızın dört tarafını, kuzey, güney, doğu, batı tarafını eşitliyoruz. Ve makineye koyduktan sonra, kağıdımızı yerleştirdikten sonra kuzeyine bakıyoruz kağıdımızın. Kuzey tarafı düz, batı tarafı düz, güney tarafı düz ise A4 kağıdımız A5'e dönüşmeye hazırdır. Sol el yine kağıtların üstünde sabit, çünkü kaymasın. Kayarsa dediğimiz gibi yamuk olur kağıtlarımız. A5 kağıdımız yamuk olur ve kağıtlar heba olur. Çöpe gider, çöpe gitmez. Hemen kolu kibar bir şekilde indiriyoruz ve kağıtlarımız, tekrar kolu kaldıralım ki kağıdı çıkarabilelim. Görmüş olduğunuz gibi A4 kağıdımız A5'e dönüşmüştür. Bütün kağıtlarımız A4 kağıtları bitene kadar, A5'e dönüşene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Ve bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. A5 makinası kullanım şekli nasıl olur? Bu konu hakkında kısa bilgi verelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir A5 makinamızın kolu var. Burada bir yanda düğmesi var. Bu düğmeye basınca bu kol aynı zamanda uzuyor sevgili dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Uzadıktan sonra elimizle, sol elimizle burayı tutuyoruz. Sağ elimizle burayı tutuyoruz ve kolu kaldırıyoruz. Telefon olduğundan dolayı ben dirseğimi koyuyorum. Evet, kolu kaldırdık. Kolu kaldırdıktan sonra ne yapacaktık? A4 kağıtlarını A5 yapacağız. A4 kağıtlarını A5 yapmak için şurada A5 yazısı görüyoruz. Ve kenarında kalın bir çizgi görüyoruz. Karşı tarafta da tam hizasından yine görmüş olduğunuz kalın çizgi. Ve şu görmüş olduğunuz kırmızı mekanizmayı bu kalın çizgiye sıfır gelecek şekilde doğru çekiyoruz. Tam sıfır gelecek ama kalın çizgi gözükecek. Sonra mandalı olduğu gibi sabitleştiriyoruz. Bu mandal döndüğü zaman sabitleniyor. Yani kırmızı oynamıyor. Bunu sola çevirsek kırmızı sağa sola hareket edebiliyor. Bu şekilde A5 kağıtlarımızı kesebiliriz. A4 kağıdını A5'e çevirebiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.